5. Bölüm Hızla yankar, Fuat'ın mezarının üstünü örterek toprağı ıslatmıştı. Mezara kürekle her toprak attığımda kalbimden bir parça kopmuştu sanki. O anı düşünmemeye çalışarak, masamın yanındaki ahşap çekmeceyi açtım, gümüş tabladan dudaklarıma bir sigara çekerek sigarayı büyük bir keyifle içtim, lakin hala bir şeyler eksik gibiydi. Odamın kapısı güçlü bir el tarafından çalındı, gözümden akan yaşları çoğa üniformamın cebinden çıkardığım mendille sildikten sonra bağırdım. Girebilirsin. Cezmi, kapının ardında sert ve ciddi bakışlarıyla bilirdi. Rauf Paşam, rahatsız ediyorum, lakin mühim bir mesele var. Neymiş mühim olan mesele, dedim, sesim titreyip gözlerim dolarken. Çakır gözlerinin üstündeki kaşları yay gibi gerildi. Toplantı salonuna geçsek iyi olacak Rauf Paşam, Zira radyolar, telgraflar ve iletişim yolları işgalci kuvvetlerin elinde, buradan anlamamız sıkıntı olabilir. Dudağımda küçülen sigarayı küllüye basarken yayılan acı koku burnuma çalındı. Oturduğum iskemleden doğrulduğum sırada Cezmi, kapıyı ardına kadar araladı ve koridordaki loş ışık odama doldu. Üniformamın yakasını düzelterek odadan çıktığımda Cezmi de yanımda adımlıyordu. Arkadaşımızı toprağa verdiğimiz için üzgündük, lakin yapacak bir şeyimiz yoktu. Dünya biz hüzünlüyüz diye durup bize yol vermeyecekti. Toplantı odasının aralıklı kapısına yaklaştıkça kalp atışlarım hızlanıyor, boynumdan süzülen terler içime akıyordu. Toplantı odasına girdiğimde bütün arkadaşlarım masanın üstündeki radyonun etrafında toplanmışlardı. Kolay gelsin arkadaşlar. Her biri gözümün içine bakarak yüksek sesle yinelediler. Sağ olun paşam. Cezmi ile beraber iskemlelerimize kurulduk. Mühim olan mesele nedir? Şeyh Suvar parmaklarını masanın üstünde kenetleyerek konuşmasını sürdürdü. İstanbul hükümeti dudaklarını öfkeyle sıkarken birden sustu. Ne olmuş İstanbul hükümetine? "Adişah gitmiş paşam." diyerek tamamladı onu Talat. Enver, kızarmış gözlerini ovalayarak kaşlarını çattı. Yani kısacası kaçmış Rauf Paşam, padişah kaçmış, öfkeyle mırıldandı. Gözlerim panjurları açık pencereden dışarıya dalarken avuç içlerim terlemişti. Bu nasıl olabilir ya, nereye gitmiş, ona dair bir bilgi var mı? Talat, başını kaşıyarak acı acı gülümsedi. İngiliz gemisiyle İngiltere'ye, kalp atışlarım hızlanırken elimin titremesine engel olamıyordum. Ne yani, şimdi padişah, hükümeti bırakıp gitmiş mi? Enver, Biyan'ın altındaki dudaklarıyla gülümserken yineledi. Evet Rauf Paşam, İngiliz mandasına ve baskısına dayanamayarak kaçıp gitti. Elimizde başka bir bilgi var mı? Cezmi, acınası gözlerle etrafı süzdü ve kollarını masanın üstünde bağdaştırırken sıkıntıyla iç çekti. Elimizde başka bilgiden ziyade şu var paşam, artık İngilizler, Yunanlar, Fransızlar ve İtalyanlar, yani işgalci kuvvetler daha baskın konumda olacaklar. Konuşurken ses tonu yükseliyor, bacağı tir, tir titriyordu. Radyo, telgraf ve telefon hatları hala kapalı mı? Sadece bunlar olsa iyi Rauf Paşam, bütün ulaşım yolları da itilaf devletlerinin ellerine bırakılmış durumda. Dişlerimi sıkarken Erva'yı düşledim. Yeniden büyük bir çaresizliğin içine düştüğümü anlayınca kalbim sızladı. Daha fazla bulunduğum iskemlede oturamadım. Ayağa kalkarak belimdeki altı patlarımı masanın ortasında duran Türk bayrağının üstüne koydum. Yumruk yaptığım elimi de masanın üstüne vurarak sözlerimi sürdürdüm. Karşımıza düşman çıktığı an, onun hakkı ölümdür. Çanakkale'ye boğazlara düşman dayanmış durumda. Artık bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şey yok, aksine ittihatçı yüreğimiz kazanacak, küçücük talebeler ellerine ahşap kabzalı tüfekleri alıp yerlerinden, analarından uzakta, gurbet ellerde vatan için savaşacaklar. Bu can, bu bedende olduğu sürece bu vatanı kimse alt edemeyecek, kimse benim ülkemin namusuna sarkıntılık edemeyecek. Gerekirse mezarsız kahramanlar olarak kalacağız ve canımızı, kanımızı gözümüzü kırpmadan bu vatan uğruna feda edeceğiz. Konuşmamı bitirdiğimde yüksek sesim, duvarlar arasında yankılanmış, boğazım kuruyarak acımıştı. Bütün arkadaşlarım, hiç konuşmadan öylece önlerindeki silaha ve bayrağa güçlü gözlerle bakmaya çalışıyorlardı. Talat, çoğa üniformasının yakasını düzelterek yerinden doğruldu ve hepimizi tek tek süzdü damarlı, güçlü ellerini silahın ve bayrağının üstüne koyarak haykırdı. Canım, kanım bu vatana feda olsun. Ardından Cezmi, Enver ve Şehsuvar da kalktılar. Canımız, kanımız bu vatana feda olsun. Oluşan sessizlik sonrası, sadece duvardaki cılız gaz lambasının fısıltısı ve nefes alışverişlerimiz duyuluyordu çaresizce geriye çekilirken, karargahın panjurları açık penceresinden, Akşehir'in beyaza bürünmüş sokaklarını izledim. Hasanpaşa imaret İmaret Camii'nin minaresi, gövdelercesine yükselirken, İplikçi Camii'nin devasa kubbesi, gümüş bir ay misali üzerindeki karları eriterek parlıyordu. Arkadaşlar, tamamdır, çıkabilirsiniz, İstanbul hükümeti sahipsiz kalmıştır, lakin Türkiye ve Aziz Türk milleti, Hiçbir zaman çaresiz ve yalnız değildir. Hepsi gururla söylediklerimi onaylayıp kafalarını sallarken toplantı odasından miskin adımlarla ayrıldılar. Tam odada yalnız kaldığımı düşündüğüm anda pek güçlü olmayan fısıltılı bir ses konuştu. Başam. Çakmak çakmak olmuş gözlerimi ahşap pervazlı pencereden ayırmadan sordum. Efendim şeyhsu var. Haber var mı? Cevabını bildiğim soruyu yavaşça Şey Suvara dönerek yineledim. Ne haberi? Erva Hanım'dan diyorum. Hala haber yok mu? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ellerimi belime atarak dudağıma buruk bir gülümseme getirdim. Yok. Hala bir haber yok Şey Suvar. Sadece şunu biliyorum. Hala ona deliler gibi aşığım. Yanakları kızarırken bakışlarını mahcup şekilde çürümeye yüz tutmuş ahşap zemine dikti. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın Rauf Paşam. Sorarak yaranıza tuz bastım. Elimi omzuna koyarken gözlerinin içine baktım. Hayır, öyle düşünme. Aklıma getirmedin. O zaten sürekli benim aklımdaydı. Başı dikleşirken dudağı ince bir çizgiye dönüştü. Deli postallarını birbirine vurarak odadan yavaş adımlarla çıktığında yine bir başıma kalmıştım. Çevrem derin bir sessizliğe büründüğünde anlamıştım, ruhumun kanayan yarasını. Aşkım beni bir daracına almış, kalın halatı her geçen gün boğazımda sıkıştırıyordu. Gözlerim yeniden dolacağı esnada, cebimden hızla çıkardığım kare işlemeli mendilimle gözyaşlarımı silerek toplantı odasından çıktım kasvetli ve gri renkli bulutlar Akşehir'in üstünde perde perde toplanmış, bir acıyı, bir yanlışı haykırmak istercesine yeryüzüne yaklaşıyordu. Bütün umutsuzluğu bir kenara bırakarak, gıcırdayan ahşap basamaklardan yukarı doğru çıkarken arkamdan bir ses işittim. Paşam! Rauf Paşam, bir saniye bakar mısınız? Yüzümdeki durgun ifadeyi sahte bir tebessümle yok etmeye çalışarak, Yavaşça basamaklarda arkamı döndüm. Tabii. Genç birer gözlerini biraz önce konuştuğu telefondan çevirip heyecanla konuştu. Namık Bey aradı biraz önce, talebeler artık Çanakkale yolcusuymuş ve hepsi sizlere veda etmek istiyormuş. Biraz sonra burada olacaklar. Umarım onları riske atmadım paşam. Düşünceli gözlerimi büyük gösteren tel çerçeveli gözlüğümü düzeltirken sözlerimi sürdürdüm. Onları görmek istiyorum, İyi oldu bu, gelince hepsini toplantı salonuna aleve. Kafasındaki kalpağını düzeltirken başını nazikçe salladı. Akşehir Sultanisi'nin cevval yürekli öğrencileri, salondaki uzun ahşap masaya yan yana sıralanmışlardı. Her birinin gözlerinin içine bakarken, bana tebessümle karşılık veriyorlardı. Onlar, şimdi birer talebe değil, yüreğinde alevler yanan Mehmetçiklerdi. İskemlelerin arasında dolaşırken gençlere yakın durmak istiyordum. Hepiniz ailenizin, çevrenizin ve en önemlisi kendi yüreğinizin rızasını aldınız değil mi? Grubun sözcüsü seçilen Tarık, ellerini önünde bağdaştırarak ayağa kalktı. Aldık Rauf Paşam, bizler artık birer Mehmetçiyiz. Her şeyi göze alarak memleketimiz Akşehir'e belki de son vedamızı ederek gidiyoruz. Ayakta dimdik dururken yüzümün rengi atmış, sesim çatallaşmıştı. Orası ana ocağı gibi, yere kucağı gibi değil, bunu da bilesiniz. Feyzi, altındaki iskemleden normal şekilde kalkarak hızla konuştu. Biliyoruz Raufpa, Tarık, dirseğini Feyzi'ye vurarak onu oturturken uçları kıvrımlı bir yamın altındaki dudağım neşeyle kıvrıldı. Kollarımı gövdemde bağlayarak ikisinin kavgasını görmezden geldim. O sırada ikisi de tekrar eski yerlerine kuruldular. Orada böyle gülen yüzlü muallimleriniz olmayacak derken Namık Bey'i göstermiştim. Orada daha ciddi ve yüksek sesli komutanlarınız olacak. Artık elinizde kalem değil, tüfek olacak. Sizler öyle güzel bir iş yapıyorsunuz ki Allah'a bir o kadar daha yakınsınız. İslam'ın ordusunun Mehmetçikleriniz siz artık bir süre yine konuşmadan adımlamaya devam ettim. Tarık iskemlesinden doğrulurken buğulu gözlerini benden kaçırdı. Belki şehadet şerbetinden de kana kana içeriz. Tarık'ın gözlerinin içine bakarken konuşamadım. Elimle bıyığımı sıvazlarken gerilmekten terlemiştim. Böyle düşünmeyin evlatlar, bunu düşünmek için çok erken. Namık Bey konuşurken, herkes başını öne eğmiş, dalgın gözlerle önlerine bakıyorlardı. Sıkıntıyla iç geçirdim. Namık mualliminiz haklı çocuklar, böyle şeyleri zihninizden çıkarın, diyebildim sadece. O sırada toplantı odasının kapısı büyük bir özenle açıldı ve nöbetçi erin kafası içeriye uzandı. Paşam, rahatsız ediyorum ama biri talebeler için gelmiş. Kaşlarım çatılırken meraklı gözlerimi yere çevirdim. Kim o? Eliyle çenesini kaşıyarak şüpheci bakışlarını kapıya doğru çevirdi. Ahmet. Ahmet Robinson'du galiba. Durgun gözlerim birden parladı. Alın içeri, gelsin. Er, kapıda bekleyen Ahmet Robinson'u çağırırken kapıyı tuttu. Ahmet Robinson, kızarmış yanakları ve düzensiz nefes alışverişleriyle kapıdan girdi. Gel, geç şöyle Ahmet Robinson, sesim davetkar ve güçlü çıkmıştı. Soluk soluğa gelirken, büyüyen gözleriyle sözlerine devam etti. Mektebe gittim kimse yok. Yoktu, ben de Ragıp Efendi'ye danıştım. Batı karargahına gittiler dedi, ben de apar topar koşarak buraya geldim. Ellerini dizlerine koyarak bir süre soluklandı ve boş ahşap iskemlelerden birine kuruldu. İyi yapmışsınız Ahmet Bey, sporcu kimliğiniz konuşmuş belli. Talebeler hep bir ağızdan gülerken, yüreğime yine bir ok saplanmıştı. Gençlerin neşeli sesi, karargahın peykeli duvarlarında yankılanmıştı. Yüzümü onlara döndüğümde, çekinerek kendilerine çeki düzen verdiler. İçlerini rahatlatmak için ben de kıvrılan dudağımla gülümsedim. Bu yüreği pek izciler, cepheye gidecek kadar güçlüler Rauf Paşam, her ne kadar yaşları küçük olsa da. Kalbim, göğsümden çıkarcasını atıyordu. Biliyorum Ahmet Robenson, onları sizin gibi kahraman bir izci yetiştirdi. Sağ salim gidip, Akşehir Sultanisi'nde eğitimlerine devam edecekler. Muallimleri de onları mektepte bekliyor olacak. Namık ve Ahmet Robenson, tatlı gülümsemelerle Tarık ve arkadaşlarının yüzüne bakarken, çocuklar çaresizce başlarını öne yemişlerdi. Artık ne desek boştu. Tarık, kollarını önünde bağdaştırarak konuştu. Ahmet Robinson'dan, Namık Bey'den, sizden ve diğer tüm muallimlerden Allah razı olsun. Evet, bu saatten sonra talebe değiliz, birer Mehmetçik olarak cepheye koşacağız ve yerimiz yeni gençlerle dolacak. Onlar, rahat rahat eğitim görecekler Sultanide, rahat rahat aşık olacaklar sevdiceklerine. Varsın bizim hikayemiz yarım kalsın, bütün bir ordunun hayalleri yarım kalmasın, o yarım hikayelerimizle destan yazalım biz. Feyzi, oturduğu iskemlede ağlamaklı gözünü silerek konuştu, ben anama doyamadım, sevdiceğime doyamadım, dostlarıma doyamadım, ama ileride doyamadığım bir vatanım olmasın diye arkama dahi bakmadan cepheye gidiyorum. Belki sizin gibi ben de kahraman olurum Rauf Paşam, belki Fuat komutanım gibi şehit olur, adımı tarihe yazdırırım. İçten içe ağlarken omuzlarını sıvazlıyordum. Namık Bey, kolunda ekranı sararmaya yüz tutmuş deri kayışlı saatinden zamanı kontrol ederek konuştu. Siz zaten kahramansınız, benden bile daha cesursunuz siz. Allah sizi bu millete bağışlasın, sizin gibi evlatlar. Haydi çocuklar, geç kalacağız, veda edip gidelim. Ahmet Robinson o sırada durgun bakışlarını camdan dışarı dikmiş, ne Tarık'la ne de Feyzi ile göz göze gelmişti. Bütün gençler bana ve dostum Enver'e veda edip kapıdan çıkarlarken odada Tarık ve Feyzi kaldı. İkisi de ayağındaki deri çarıkları sürükleyerek çıkış kapısına geldiler. Hakkınızı helal edin Rauf komutanım. Tarık'ın sesi hüzünlü çıkarken Feyzi sessiz kalmıştı. Helal olsun yiğitler, Ahmet Robinson'la göz göze geldiğimizden ikimizin gözü de kızarmıştı. Karargahın dış kapısından adım adım ayrılan gençlere bakarken daha da kötü olmuştuk. Tarık, buğulu gözlerini, dar ve kasvetli sokaktaki cumbalı evlerin arasında gezdirerek. Elveda güzel akşehir, sana veda etmeyi beceremedim, ama elveda, dedi. Saatlerdir tutmaya çalıştığım gözyaşım hızla süzülürken, yüreğim hoplamıştı. Masamdaki daktilonun tuşlarına basarken küçük ve siyah harfler beyaz kağıdı dolduruyordu. Romanında büyük bir yol kat etmiştim. Sana verdiğim sözü tutuyorum Erva. Bak, devrimden uzaklaşıyor, yüzümü salata dönüyorum. Yazmaya ara verdiğim sırada küllükte yanan sigaramı alarak ardı ardına güçlü nefesler çektim. O sırada şeysu var hızla kapıyı çalarak içeriye girdi. Paşam. Efendim şey su var derken gözlerim panikle büyümüştü. Zoraki olarak yutkunurken elindeki kağıdı bana doğru uzattı. Konya valisi Cemal Bey'den bir telgrafınız var paşam. Dudaklarım merakla kıvrılırken gözümü kağıttan ayırmadan sordum. Bizzat şahsıma mı yoksa karargaha mı? Kaşının altında büyüyen gözleri küçük harflerin arasında gezindi. Bizzat adınıza gelmiş Rauf paşam kağıdı masamın üstüne koyarken, geriye doğru küçük adımlar atmıştı. Tamam, çıkabilirsin şey su Elim hızla kağıdı açarken, şey su kapıyı kapatarak odadan çıkmıştı. Kağıdı açtığımda gözlerim hızla satırların arasında gidip gelmeye başladı. Sevgili Rauf, Konya Valiliğinden yazıyorum sana bu yazıyı. Ülkemiz gün geçtikçe acımasız, vicdansız ve soğuk bir savaşa sürükleniyor. Bu harbin içinde ülkemizin evlatlarının canı yanmasın diye uğraşıp harbi dindirmeye çalışırken sizlerin bunun tam zıddını yaptığını gördüm. İttihat ve Terakki dediğiniz örgüt saçmalıktan başka bir şey değildir. Hakkınızda çıkmış idam kararı var. Daha fazla sürdürmeyin bu inadınızı. Bizi bizden başkası anlamaz. Gelin birlik içinde hareket edelim. Örgütlenme hızınız çok kuvvetli. Konya halkı sizin pembe yalanlarınıza kanıyor. Akşehir halkı deseniz sizin esaretinize teslim olmuş durumda. Derhal karargahı ülkemizin geleceği için savaşan askerlere bırakmanızı istiyorum. Gelin, sizleri bağışlayalım, İstanbul hükümetiyle ortak ve güzel kararlar alarak vatanımızı bu harpten kurtaralım. Zira hepten canınız yanacak. En az sizler kadar çaresiziz biz de, bir başımıza ülkemizin geleceği için endişe ediyoruz yeter ki bize ve bizim için uğraşan ordumuza güvenin. Sizleri Konya'da güzel bir yemekte ağırlamak isteriz, lakin adınızın başında ittihat ve terakkiyi bir daha görmek dahi istemeyiz. Cemal Kaşmir Konya Valisi Yazıyı okurken titreyen parmaklarım, saman sarısı kağıdı buruşturarak top haline getirmişti. Dişlerimi sıkınca, arasından gelen yoğun kan tadını kurumuş dudaklarımda hissettim. Burnumdan hızlı nefesler alıp verirken çıkan fısıltılar kulağıma çalınmıştı. Fuat, diye bağırırken sesim titredi, sanki Fuat, bu kapının ardından başına uzatıp, buyurun Rauf Paşam diyecekmiş gibi geldi. Bir anlık boşluğunda kalbim sızladı, gözlerim bulandı. Kağıdı masanın üstüne doğru savururken yeniden kapının önüne seslendim. Şey su var. Şey su var kapı kapıyla birlikte yoğun sigara kokusu burnumu yaladı. Dinliyorum paşam. Şu telgrafı al, bu metne uygun, bunu kabul etmeyeceğimize dair bir cevap telgrafı yazın ve Konya valisi Cemal Bey'e gönderin. İttihat ve terakkinin ve kuvayi milliyenin ruhunu öğrensin. Öfkeden sesim titrerken, şey suvar çakmak çakmak olmuş gözleriyle beni süzdü. Emredersiniz paşam elindeki kağıdı sıkı sıkı avcuna bastırarak odadan çıktı. O sırada öfkeden parlayan gözlerim yerinden çıkarcasına dönerken, oturduğum iskemlede duramamıştım. Zoraki olarak doğruldum ve bir süre dışarıyı izledim. Çok geçmemişti ki kapı çalındı, deri iskemlede geriye doğru yaslanarak çalışmama ara verdim. Girebilirsin. Enver, kapıdan başını uzatırken suratındaki durgun ifade yerini koruyordu. Gel Enver. Paşam, diyerek sustu ve yutkundu. Ali Rıza'nın yaveri mi neymiş, biri geldi. İskemlede öne doğru eğilirken kaşlarım çatıldı, kuşku dolu bakışlarım kapının ardında gezindi ve parmaklarım geniş masanın üstünde birleşti. Kim? Hükmü irade gazetesinin sahibi Ali Rıza mı? Enver, güçlü ve parlak bir yanı sıvazlarken, ev. Evet Rauf Paşam, dedi. Tamam, al içeri, ne yumurtlayacaksa yumurtlasın. Tabladan çıkardığım sigarayı dudaklarıma götürdüm ve yakarak ardı ardına derin nefesler çektim. Kasvetli dumanlar ağzımdan, burnumdan çıkarak odanın içine yayılmıştı. Her ne kadar nefes alıp verişim zorlansa da pek umurumda olmadı. Odamın kapısı yeniden aralandı ve krem renkli gömleğinin yakasını düzeltip, başındaki kırmızı fesi başına yerleştiren kısa boylu bir adam içeriye girdi. Merhaba Rauf Efendi. Kısılarak parlayan gözlerimi üzerinden ayırmadan, önümdeki boş iskemleleri işaret ettim. Merhaba, oturun şöyle. Ayağımdaki deli çizmeleri sürüyerek gösterdiğim boş iskemleye kuruldu. Yüzündeki kindar ifade, kendisine karşı bir öfke duymama sebep olmuştu. Parmağımın arasındaki sigaradan derin bir nefes alıp sigarayı tekrar küllüye bırakırken, yükselen gri dumanın arasından gözlerinin içine baktım. Buraya geliş amacınız nedir? Benim adım Adnan, Ali Rıza Bey'in yaveriyim. Size bugün ulaşan telgraf hakkında konuşmaya geldim. Dudağımı büzüp, parmaklarımı yumruk yaparken, dal kavuk diye geçirdim içimden. Ama içimden geçenleri bir süre daha içimde tutmaya niyetliydim. Bununla ilgili ne konuşacak olabilirsin, bana gelen telgraf, seni ve o patronun olacak hükümet yalakası Ali Rıza'yı ne kadar ilgilendirir? Adnan, fesini elinin içine alırken alnında biriken terleri elinin tersiyle sildi. Efendi, bu zıt düşüncen yüzünden kaybediyorsun, kendi bildiğini okuyup, üç beş iddiaçının sözüne kanıyorsun. Elimi masaya vurarak sözünü kestim, doğru konuş benimle, senin gibi ahmağın birinden akıl alacak değilim. Derin derin nefesler aldıktan sonra kel kafasının altındaki tombul suratı kızardı. Lakin yine de sakin kalmaya çalışıyordu. Orada yazılanlar sizin için büyük önem taşıyor. Eğer Vali Cemal Bey'in dediklerini onaylarsanız Ali Rıza Bey sizin idam kararlarınızı düşürecek ve İstanbul hükümetinin ordusuna dahil edecek. Bu yüzden tek çareniz bu. Adnan korku dolu gözlerle konuşurken ben iskemlemden doğrularak yanına gelmiştim. Çakmak çakmak olmuş bakışları üzerinde gezinirken kalp atışlarım birden hızlanmış, boynumdan boşanan terler, vücudumu sırılsıklam yapmıştı. Ağzıyla burnun ortasına indirdiğim yumrukla derin bir inilti bıraktı ve rutubet kokan ahşap zemine serildi. Yere düştükten sonra geniş ve tombul sırtına çizmeyle ardı ardına tekmeler indirdim. O sırada şeysi var, beni kolumdan tutarak çekiştirip Adnan'dan uzaklaştırmıştı. Ali Rıza'ya selamlarımı ilet, ona da kaçmak yaraşır, bu saatten sonra pek buralarda görünmesin, bir dahakine sen yaver bozuntusu değil, bizzat kendisi gelsin, karşılıklı çay içmek güzel olacaktır. Adnan, tombul suratının ortasında kanayan burnuna tampon yaparken, yere düşen fesini de aldıktan sonra hızla odamdan çıktı. Çıkarken de Enver, sırtından güçlü vurarak onu dışarıya etti. Ne oldu paşam, ne diyor bu İtalyan bozması? Öfkeyle burnumu çektim. Vali Cemal Bey'in talimatlarına uymamızı emrediyor. Rüyalarında dahi göremeyecekleri şeyleri bize teklif ederken yüzleri kızarmıyor mu acaba? İdam kararımız düşürülecekmiş. Rütbelerimiz geri verilecekmiş sesim alaylı şekilde çıkarken Enver'in kıvrımlı bir altındaki dudağı öfkeyle fısıldamıştı. Kalp atışlarım hızlanırken, şey beni yeniden iskemleme oturttu ve gözlerimin içine bakarak konuştu. Sakin olun lütfen paşam, İstanbul hükümeti batıyor ve bunlar onların son çapınışları. Tuha renkli üniformamın düğmelerini gevşetirken derin derin nefesler aldım ve buğulu gözlerimle şehsuvarı süzdüm. Ali Rıza denilen o hain kaçamayacak, yaptıklarının hesabını soracağım ona. Yumruk yaptığım elimi masanın üstüne vurmuştum. Arkadaşlarım, karşımda çekingen gözlerle beni izlerken, sakin ses tonumla konuşmamı sürdürdüm. Arkadaşlar, Kuvayi Milliye'yi Konya'da ve Akşehir'de de hakim kılacağız. Tıpkı Samsun'da olduğu gibi, tıpkı Erzurum'da olduğu gibi, tıpkı Amasya'da olduğu gibi ve tıpkı Sivas'ta olduğu gibi bizim de devrimci yüreklerimiz, halkımızla beraber, vatanımız için atsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. İmin Paşam Siz hiç merak etmeyin, bu millet düşman çizmesine hak ettiği cezayı verecektir. Masamdaki kalpağımı yeniden başıma geçirirken yerimden doğrularak, hızlı adımlarla basamaklardan aşağıya indim. Soğuk hava biraz daha yumuşamıştı, lakin insanın yüzünü yalayan acı soğuk, hala tatlı tatlı kendini gösteriyordu. Gümüş renkli tabakamdan çıkardığım sigarayı büyük bir keyifle içerken, güneş akşehiri çevreleyen dağların arasından yavaş yavaş batmaya başlamış, tan yerini kan kırmızıya boyamıştı. Sevgili Erva, şu an nerelerdesin, ne yapıyorsun çok merak ediyorum. Sen yokken kalbim derinden sızlıyor, belki nerede olduğunu bilsem, Güvenliğinden emin olsam bu kalbimin sızısı bir nebze olsun dinecek. Acı harbin içinde savrulurken seni düşünmek, senin omuzumda dökülen saçlarını hayal etmek canımı hiç olmadığı kadar acıtıyor. Bu mektubu yazarken sana ulaşıp ulaşmayacağını dahi bilmiyorum. Aşk ne özel bir duyguymuş meğer. Senden uzaktayken bile sana en yakın olan oymuş. Kalbiyle, gözleriyle bana verdiğin roman suç ve cezayı büyük bir keyifle okuyorum hala, harbin içinde dahi olsam sana verdiğim sözü tutacağım, devrimden uzaklaşıp yüzümü kitaplara döneceğim. Çok kederli, çok umutsuz olduğum şu günlerde tek umudum var, o da düşmanı ülkemden gönderdikten sonra sana kavuşabilmek, özgür Akşehir sokaklarında seninle buluşabilmek, senin gözlerinin içine bakabilmek. Sana veda etmeyi beceremedim. Ama seni çok özlüyorum Erva, yüreğimin ve duygularımın ilk defa bu kadar yandığını hissedebiliyorum. Ben sana aşığım, umarım sen de bana aşısındır, tıpkı Ulu Cami'nin önünde ellerimi tuttuğun gibi. Rauf Elimdeki kalemi, mürekkebi kurumamış mektubun kenarına bırakırken, yanı başımda dumanı üstüne tavşan kanı çayımdan kallavi bir yudum aldım. Gözlerimden süzülen yaşlar, burnumun kenarından dokumalı halının üstüne damlamıştı. Öylece kağıdın üstüne saçılmış harflere bakarken, çayımdan güçlü bir yudum daha alarak çayımı bitirdim ve boş bardağı masanın bir kenarına bıraktım. Ay, açık bir gecenin kenarında karları eriyen Akşehir sokaklarını aydınlatırken, kasvetli ışık huzmeleri, tül perdemin arasından süzülerek, cumbanın penceresinden evimin içine yansıyordu. Ayağımın altındaki zeminin deprem olur gibi sallandığını hissettim. Bir güç, ayaklarımın altına baskı uygularken, pervazlardaki ince camlar tir, tir titriyordu. Heyecanla oturduğum divandan doğruldum ve kendimi pencerenin önüne attım. Hayır, bu deprem değil, dudaklarımın arasından fısıldadım. Çünkü İtalyan askerlerinin cipi, yeri göğü inleterek gece devriyesi atıyordu. Cipin kalın ve desenli lastikleri, kar kütlelerini yararak ilerlerken, cipin ardından iki asker, ellerindeki makinalı tüfeklerle evleri kolaçan ediyorlardı. Cip geçtikten sonra askerlerle göz göze gelmemek için endişeyle perdenin arkasına saklandım. Alnımdan süzülen terler boynuma doğru boşanıyordu. İtalyan askerleri ürkek gözlerle evlerin pencerelerine bakarak caddenin sonuna doğru ilerlerken, heyecanla fiskosun üstündeki telefona koştum. Lekeli oval aynada kendimle göz göze geldiğimde heyecandan yüzümün kıpkırmızı olduğunu gördüm. Telefonun tozlanan ahizesini kaldırdım ve Şey Suvar'ın evinin numarasını tuşladım. Lakin telefon çalmıyor, garip cızırtılar çıkarıyordu. Daha sonra iletişim yollarının kesik olduğunu anımsayınca, bulu bakışlarla telefonun ahizesini yeniden yerine bıraktım. Masanın üstünde öylece duran mektubu katlayarak çekmecemdeki Ervan'ın mendilinin arasına özenle yerleştirdim. Altı patlarımı kavrayarak belime koydum ve dişlerimi birbirine kenetleyerek ellerimi yumruk yaptım. Evimin ahşap kapısı güçlü bir el tarafından çalındı. Şömineden vuran çıtırtılı ateşin kızıl hengamesi yüzümü yalarken hızlı adımlarla merdivenlerden indim. Kapıyı heyecanla araladığımda, şeysuvarın soluk soluğa karşımda dikildiğini gördüm. Telaştan büyüyen kehribar rengi gözlerimi bir süre üzerinde gezdirdikten sonra sordum. Ne oldu böyle şehsuvar? Hayrola? Zorlanarak nefes alırken kızaran yüzüyle güçlükle yutkundu. Konak. Konak, dedi, devamını getiremedi. Şehsuvar, sakin ol, ne olmuş konağa? eliyle ahşap trabzandan destek alarak doğruldu. Konağı kundaklamışlar Rauf Paşam, karargaha el koyduklarında toplantılarımızı yaptığımız konağı kundaklamışlar. Sesi, acı ve çaresizce çıkarken, kısılan gözlerime açık gökyüzüne diktim. Demek konağı yakmışlar. Evet paşam, halk seferber olmuş, her ne kadar engel olsalar da halk, tepkisini ortaya koymuş, konaktaki yangını el birliğiyle söndürmüşler. Haber her ne kadar kötü olsa da dudaklarımda acı bir tebessüm oluştu. Bu bile sevindirici, halk gücünü ortaya koyuyor, kendi ruhunu gösteriyor. Şimdi ne yapacağız paşam? Askılıkta duran kaşmir paltomu alarak aynanın önünde öylece duran siyah kalın kalpağımı da başıma geçirdikten sonra kararlı bakışlarla Şey Suvara baktım. Biz de yakacağız, canımız yanarsa can yakacağız. Diğer ittihadçılar nerede? Çeysuvarın dudakları hınzırca kıvrılırken arkadaşlarım saklandıkları duvarın arkasından durgun ve öfkeli yüzleriyle çıktılar. Buradayız Rauf Paşam, Cezmi, kıvrımlı bıyığını hiddetle sıvazlarken karanlıkta parlayan gözlerini üzerime çevirdi. O zaman bir engel yok. Çeysuvar, kaşlarını çatıp boş bakışlarıyla beni süzdü. Nereye gidiyoruz paşam? Yakıp yıkmaya dedim kapıyı kapatıp kilitlerken. Arkadaşlar beni takip edin. Deri, siyah postallarımız ayaklarımızın altında biriken karları kıtır kıtır ezerken, öfkeli adımlarla yürümeyi sürdürüyorduk. Enver, hızlı adımlarla yanıma yanaştı ve sigara kokan nefesi yüzümü yalarken sordu. Nereye gidiyoruz sahip aşam, yoksa konağı mı? Yüreği kor gibi yanan arkadaşımı göz ucuyla süzdüm. Konağa dönüşte bakacağız, Hükmü İrade gazetesinin binasına bir ziyaret düzenleyeceğiz şimdi. Bütün arkadaşlarım keyfe gelerek burunlarının altlarındaki bıyıklarını okşarken, dudakları neşeyle kıvrılmıştı. Loş bir ışıkla aydınlanan dar ve kasvetli sokaklarda yürüdük. Hükmü İrade gazetesinin önüne geldiğimizde binanın solgun krem renkli panjurları sıkı sıkı kapatılmış, perdeleri çekilmişti. Evlerin bacalarından yükselen yoğun duman, şehrin ışıkları içinde hengameli bir sis oluşturmuştu. Gözlerim, binanın lobisinden yanan solgun sarı ışığa takıldı. İçeride ışık yanıyor paşam, lobide, talatın sesiyle dikkatim dağıldı. Evet, ama yanıltmak için yakılmış olabilir. Cezmi, gözlerini lobiden ayırmamıştı. Bir gaz lambası asla yanıltmak için yakılmaz, bu risk göze alınmaz, içeride mutlaka birisi olmalı. Beklediğimiz kuytu yerde esen rüzgar, tenime bir tokat gibi çarpıyordu. Altomun iki yakasını kaldırarak başımı çaresizce içine gömdüm. Derin bir nefes alıp, ağzımdan çıkan kül rengi dumanı dışarı üfürürken ekledim. Haydi arkadaşlar, gidelim. Hızlı adımlarla binaya yaklaşırken lobideki cama çekilmiş perdenin arkasında, elinde tuttuğu kitabına kendini vermiş genci gördüm. Bütün ekibimle göz göze geldikten sonra, Enver kapıyı araladı ve biz ikimiz önde, hepimiz içeriye daldık. Genç elindeki kitaba işaret bıraktı ve konuşarak oturduğu iskemleden doğruldu. Şu anda kapalıyız. Yarın gel, Enver. Gencin küçük burnunun üstüne sağlam bir yumruk indirdi ve genç acı bir iniltiyle yere savrulurken Enver belindeki tabancasını gencin üstüne doğrulttu. Biz davetsiz misafiriz, bize zorluk çıkarma. Burnundan akan kana bakarken bulu sesle sözlerini sürdürdü. Kimsiniz siz? Yoksa? Yoksa şu ittihat ve terakkinin askerleri mi? Aferin, bak biliyorsun demek ki, kinayeli kinayeli yüzüne gülerken öfkeli bakışlarımı gencin üzerinden ayırmadım. Enver, silahın namlusuna kurşun sürürken fısıltı şeklinde konuştu. Paşam, İzninizle bir Ali Rıza Yancısını daha öldürüyorum. Dur. Durun, size yardım ederim. Lütfen öldürmeyin beni. Ali Rıza yanında zorla istemeden çalıştırıyor beni. Gözleri dolmuş, sesi ağlamaklı çıkmıştı. Dur Enver diyerek bileğine vurdum ve o esnada silah ahşap zeminde patladı. Barut kokusu yükselerek burnuma çalınırken gencin başına eğildim nasıl yardım edeceksin bize? Burnundan akan kanı silerken yutkundu ve sözlerine devam etti. Ali Rıza. Ali Rıza'nın hakkında her şeyi sizlere bildireceğim. Gizli saklı her şeyi, elimden ne gelirse yapacağım. Bir süre oturduğum yerde düşünmeye başladım. Derin bir nefes alarak ekledim. Peki ben nereden emin olacağım senin doğruları söylediğine? Kan, burnunun ucunda kururken, acı acı gülümsedi. Ben. Ben de sevmiyorum Ali Rıza'yı, siz beni onun elinden kurtarın yeter ki. Kalpağımı başımdan çıkartarak elmere doğru uzatırken, ahşap kokulu zeminden dizlerimden destek alarak doğruldum. Tamam o zaman, hemen bize yardım ederek başlayabilirsin. Şaşkın bakışlarını bir süre üzerimde gezdirdi. Nasıl? Nasıl yani? Bu binayı yakacağız. Tıpkı onun bizim konağımız yakılırken göz yumduğu gibi sen de bize göz yumacaksın. Oluşan sessizlikte sadece arkadaşlarımın nefes alıp verişleri duyuluyordu. Adın ne senin? dedim gözlerimi ondan ayırmadan. Ser. Servet Paşam. Enver, serveti yerden kaldırırken, lobideki geniş ahşap masanın üstündeki gazetelere gözüm ilişti. Cezmi, şu gaz lambasını kapatır mısın? Dikkat çekmeyelim işgalci kuvvetlere karşı. Cezmi, iri gövdesini sürüyerek hızlı adımlarla gaz lambasını kapadı. Lobi, loş bir karanlığa bürünürken cebimden çıkardığım zip çakmağımı çaktım. Servet. Efendim Rauf Paşam masanın üstünde yön şeklinde duran gazeteleri işaret ettim. Şuradaki gazeteleri şuraya koyar mısın? Deri postallarım tam ortayı gösteriyordu. Çakmağı tam gazetelerin üstüne atacağım sırada, aklıma Ali Rıza'nın makam odasında kendi için yaptırdığı resim aklıma geldi. Burada bekleyin beni, hemen geliyorum. Hızlı adımlarla basamakları tırmandım ve tam karşımdaki ihtişamlı kapıyı aralayarak içeri girdim. Acı acı yüzüme çalınan sigara kokusu burnuma çalınırken, iskemlesinin tam arkasındaki ahşap çerçeveli tabloyu yerinden sökerek odadan çıktım ve yeniden arkadaşlarımın yanına döndüm. Zippo çakmağımı yeniden çaktığım anda hepsinin gözlerinin içi gülüyor, dudakları neşeyle kıvrılıyordu. Paşam, bunun için mi gittiniz yukarı? Asıl yanması gerekenler burada derken ateşi yanın üstüne bıraktım. Alev harlanarak büyürken koşar adım kapıdan çıktık. İsli dumanlar nemli duvarları kaplarken küçük gazete binası artık alevlere teslim olmuştu. Servet, buğulu gözlerle binaya izlerken omzuna dokundum. Merak etme, Ali Rıza sana hiçbir şey yapamaz. Önemli bir şey olursa mutlaka haber et. Parmaklarını birbirine kenetlerken gözlerimin içine baktı. Tam Tamamdır paşam. Alevler adım adım binayı sararken arkadaşlarımla binadan uzaklaştık. Paşam. Efendim şey su var. Sesi nefes alıp verirken kesiliyordu. Bu Ali Rıza çocuğa bir şey yapmasın. Yapamaz, dedim kararlı ses tonumla. Arasta çarşısının içine girdiğimiz anda bir grup Yunan askeri önümüzü kesti. Kararlı gözlerle üzerlerine yürürken önlerindeki asker bozuk Türkçesiyle atıldı. "Vay! Vay! Rauf komutan, Nikolaos komutanımızın katili Rauf komutan." Dudağım düz bir çizgi haline alırken miskin adımlarla ona doğru yanaştım. Bu memleketi sevmeye yürek gerek, kan gerek, asillik gerek, cesaret gerek. Kanı bozuk olanı bu vatana adım attırmayız, attığı anda da bedelini canıyla öder. Siz bizi anlayamazsınız, anlayamayacaksınız, bu vatanın evlatlarının yüreklerini hak etmediniz. Siz bizim karşımıza basit bir kurmalı tüfekle çıktınız, lakin biz sizin karşınıza kefenimizle çıktık. Ah, bu da böyle biline! Yürekmiş, diye alaylı şekilde gülerken, yanağına yediği yumruğuyla yere serildi. Diğer arkadaşları hareketlendiği sırada Enver, elinde tuttuğu silahıyla alınlarına delik açtı. Yunan askerlerinin cansız bedenleri karın üstüne öylece yığılırken, Arasta Çarşısının dükkanlarının arasından adımlamaya devam ettik. İplikçi camiden okunan yatsı ezanının sesi kulaklarıma çalınırken yüreğim durgunlaştı. Konağın yanmış cephesine bakarken gözlerim dolmuş, kalbim sızlamıştı. Şeyh Suvar gözleriyle bana bakarken ona sarıldım. Dudaklarım titriyor, içten içe hıçkırıyordum. Şeyh Cezmi'nin, Talat'ın ve Enver'in de gözleri dolmuştu. Konağın yanmış ahşap pencerelerinin kül olmuş parçaları, yavaş yavaş yere düşüyordu. Temkinli adımlarla konağa yaklaşırken burnuma yoğun bir kül kokusu çalındı. Rahatsız olmuş şekilde yüzümü buruştururken gözlerim iyice dolmuştu. Gözyaşlarım dudağımı ıslatırken acı acı gülümsedim. Konağı. Konağı yakmış vicdansızlar. Enver gitgide koyulaşan gözlerini konaktan ayırmadan bolu sesiyle konuştu. Bunlar böyle işte Rauf Paşam, karşımıza çıkmaya cesaret edemezler, konağımızı yakarlar. Sesi titrerken uzun ve ince parmaklarım yumruk olmuştu. Şey Suvar, kolumdan tutup beni kendine çekerken konuştu. Paşam, lütfen daha fazla yaklaşmayın. Yukarıdan parça düşebilir. Çaresiz ve ağlamaklı gözlerimi arkadaşlarıma çevirdim. Hepsi pür dikkat konağın küle dönmüş cephesini izliyordu. Talat, yüzünde beliren sakallarını kaşıyarak bulu sesiyle ekledi. Sizi burada tanımıştım, sizin okor gibi yanan yüreğinize hangi konak olsa dar gelir paşam. Sizin yüreğinizdeki vatan sevgisi her zaman cayır cayır yanıyor. Sizinle bu yolda yürüdüğüm, üniformanızı yeniden size getirdiğim için her zaman gurur duydum kendimle. Talat'ın sırtını sıvazladım. Ben de bu yolda ittihat ve terakkinin bir komutanı olmakla gurur duydum her zaman. Biz birlikte güçlüyüz dostlar, bizi güçlü yapan, ellerimizdeki ucu delik, demir silahlar değil işte burada atan ve sonuna kadar inanmış olan kalbimiz derken titrek ve çekingen ellerim kalbimin üstüne gitmişti. Kül olmuş binadan ara ara siyah dumanlar yükselirken bulu bakışlarımı açık gökyüzüne çevirmiştim. Ay bütün gücüyle parlarken yıldızlar yanıp sönüyordu. Dar ve kasvetli akşehir sokaklarını çevreleyen cumbalı evlerin bahçelerindeki ıhlamur ağaçlarından yayılan mayhoş kokular da ara ara esen meltemle burnuma çalınıyordu. Uzun parmaklarım daktilonun tozlu tuşlarının arasında gidip gelirken fincanımdaki kahvemden kallavi bir yudum alıp ara sıra yazdıklarıma göz gezdiriyordum. Döner iskemlemden kalkarak kapıya doğru adımlarken belimin tutulduğunu, gözlerimin ağrıdığını hissettim. Günden güne yaşlanıyorsun be Rauf. Devrimci yüreğinde terk ediyor, artık seni, diye fısıldadım kendi kendime. Ceviz fiskosun üstündeki metal aynadan dağılmış saçımı düzelterek odamın kapısını yavaşça araladım. O sırada Enver'le burun buruna geldik. Hayrola Enver. Dudağını ısırırken, kısılmış gözleri elindeki kağıtta gidip geliyordu, istemsizce dudağı kıvrılarak gülümsedi. Cemal. Ne olmuş Cemal'e? Konya valisi Cemal Kaşmir, İtalyan askerleriyle İstanbul'a kaçmış paşam. Gözlerimin için parlarken sinsice gülümsedim. Sahi mi diyorsun Enver? Evet paşam, şaşılacak bir şey yok, korkak Cemal kendine yakışanı yaptı. Yeniden odama dönerken Enver'e peşimden gelmesi için işaret ettim. Mustafa Kemal'e durumu bildiren telgrafı çektiniz mi? kıvrımlı bıyığını sıvazlarken kehribar rengi gözleri heyecanla kısıldı. Çektik paşam, haber bekliyoruz. Ellerimle saçlarımı ortadan ikiye ayırıp, tel çerçeveli gözlüğümü burnumun üstüne yerleştirirken güçlü sesimle. Güzel. Gayet güzel, dedim. Kendi kendime keyiflenirken, pencereden karları eriyen sokakları izliyordum. Büyük bir sevinçle gökyüzüne çevirdim gözlerini, Hepiniz yakında hepiniz kaçacaksınız. Gerçeklerin ve Türk milletinin karşısında daha fazla dayanamayacaksınız. Efendim paşam, bir şey mi dediniz? Kendi kendime hiddetle konuşurken Enver meraklı gözlerle beni süzüyordu. Yok, yok sana demedim Enver. Yüzümü pencereye dönerken karlı dağların arasından bütün gücüyle doğan parlak güneşe baktım. İçime büyük bir huzur dolmuştu. Erva'ya yazdığım mektubu dahi göndermemiştim. Çünkü nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Yeniden umutsuzca iskemleme kurulurken tablamdan bir sigara çektim ve dudaklarıma götürdüm. Zippo çakmağımla yaktığım sigaramdan ciğerlerime dolu dolu duman çektikten sonra sıkıntıyla üfledim. Enver, odadan çıkarak kapıyı kapadığı anda dudaklarım derin bir zafer gülümsemesiyle kıvrıldı parmaklarımın arasındaki sigarayı büyük bir keyifle içmeye devam ettim. Erbazını kaldırdığım pencereden, akşamın tatlı serinliği odamın içine dolmuştu. Flamur ağaçlarının kokusu, ıtırların kokusuna karışırken eriyen karların şıpırtısı kulağıma geliyordu. Havadaki acı soğuk kırılmış, hava biraz biraz yumuşamıştı. Kafamı pencereden dışarıya uzatmış, Akşehir'in sokaklarını yıkayan hoş kokuyu ciğerlerime çekiyordum. Titrek gaz lambası, odamın duvarında yanarken solgun kızıllık camdan dışarıya yansıyordu. Odamın kapısına vurulmasıyla küçük bir çocuk gibi irkildim. Başımı yeniden kestane kokulu odama çevirirken pencerenin ahşap pervazını yavaşça kapadım. Ellerimi ovalayarak masama oturdum. ''Gel.'' Kapı hızlı açıldı. Şehsuvarın endişeli yüzü öylece bana bakıyordu. Rauf Paşam, Ser. Servet gelmiş. Servet, diye anımsamaya çalışırken, şey suvar düzeltti. Hükmü irade gazetesinden, anlatacakları mühimmiş. Tamam gelsin, gelsin. Kıvrımlı bıyığımı sıvazlarken, gözlerim düşünceli bir hal almıştı. Servet, başındaki kırmızı fesini, saygısından kibar bir el hareketiyle çıkararak çekingen gözlerle odaya girdi. Girebilir miyim paşam? Gel, gel otur şöyle servet. Siyah ceketindeki toz tanelerini çırparak iskemlesine kuruldu. Neymiş anlatacağın bu kadar mühim olan şey? Yutkunarak yüzünü kaşıdı. Dün binayı yanmış görünce öfkelendi, sesi titremişti, hemen alelacele bizi kendi evinde topladı, işler planladığı gibi gitmeyip Konya valisi Cemal Bey de İtalyan kuvvetleriyle İstanbul'a kaçınca, Kendini köşeye kısılmış hissetti. Çünkü Akşehir'de bir nebze olsun yalnız kaldı. Servet sustuktan sonra bakışlarını ayaklarına dikmiş, parmaklarını birbirine kenetlemişti. Anlattıkları bana büyük bir keyif vermişti. Bize dair bir şey söyledi mi? Gözleri kaygıyla büyüdü. Şey dedi, bunu yapan o ittihat ve terakki teröristlerinin kökünü ülkeden kazıyacağım dedi. İnanın buna ben bile güldüm Rauf paşam. Ali Rıza tıpkı dostu Cemal Bey gibi bitti artık servet. Derin derin nefesler aldım. Bu muydu anlatacakların? Bu. Bu değil paşam, asıl mühim noktasını anlatayım. Seni dinliyorum diyerek kollarımı masanın üstünde bağdaştırdım. Ali Rıza da kaçmayı planlıyor paşam. Yutkunamadım, gözlerim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Kapılarını dinledim. Bir plan yaptılar. Yarın gece Akşehir'den ayrılıyorlar. Hatta Cemal Bey'i aradım. Konya'ya yeni vali tayin etmeden hemen İstanbul'a gel, oradan da İngiltere'ye gideriz birlikte dedi Ali Rıza Paşam. Gözlerim öfkeyle kısılırken devam ettim. Vay Ali Rıza, vay. Burnumdan güçlü güçlü soludum. Yarın kaçacağından emin misin? parmaklarının arasındaki kırmızı fesi sıkarken dudaklarını nemlendirdi. Eminim paşam, kesinlikle eminim. Size yarın yardımcı olacağım, onu yakalamak için büyük bir fırsatınız olacak. Oturduğum iskemleden doğrulurken Servet'in buğulu gözlerinin içine baktım. Buna çok ihtiyacımız var Servet, çünkü Ali Rıza denilen pisliğin artık ölmesi gerek. Paşam, yarın gece yarısından sonra sizi gizlice eve alacağım. Gerekeni yapacağız. Kararlı gözlerini üzerimden ayırmadan konuştu. Sana güveniyorum Servet, samimiyetine inandım. O esnada kuşku dolu bakışları pencereden dışarıyı izliyordu. Titrek ve kemikli parmakları bütün gücüyle avcunun altındaki kırmızı fesin üstünde geziniyordu. Rauf Paşam, ben gitsem olur mu? Beni burada gören olursa vallahi yaşatmazlar beni, omzunu sıvazlarken konuşmaya devam ettim. Gidebilirsin elbette, yarın gece görüşmek üzere. Artık sen de özgür olacaksın merak etme. İnşallah be Rauf Paşam, İnşallah diyerek çok içten bir şekilde söylendi ve başına geçirdiği kırmızı fesiyle hızlı adımlarla odadan ayrıldı. Karargahtan dışarı çıktığında, dışarıya bal rengi ışık veren pencereden gidişini izlemiştim. Korku dolu gözleri sürekli etrafını kesiyor, adım atarken şüphesi her halinden belli oluyordu. Bütün arkadaşlarımı odamda topladım ve durumu onlara da izah ettim. Ali Rıza kaçacakmış, Servet onu anlattı burada. Yarın o gitmeden, biz önce davranıp daha fazla can yakmasını engelleyeceğiz. Kim benimle? Enver burnuna güçlü bir nefes çekerken acı acı gülümsedi. Altındaki iskemleyi iterek doğruldu. Ardından bütün arkadaşlarım altlarındaki ahşap ayaklı iskemleleri iterek yerlerinden doğruldular. Deli postallar çürümeye yüz tutmuş ahşap zeminde gıcırtılı sesler çıkartmıştı. Sizinleyiz Rauf Paşam, Fuat'ın kanı yerde kalmayacak, diyerek maraz bir sesle iğneledi Enver. Üçüncü gün akşam. Merhaba Erva. Karlar damla damla erirken Akşehir'in yeşil güzellikleri kendini gösteriyor, mayhoş ıhlamur ağaçlarının kokusu dört bir yanı sarıyordu. Güneş, Akşehir'i çevreleyen karlı tepelerin ardından güne veda ederken tan yeri mora boyanmıştı. Bir elimde bana bıraktığın işlemeli mendilin, bir elimde sana hiç ulaştırmadığım gözyaşı saklı mektubum, seni bekliyorum saçlarına dokunup, gözlerine bakacağım güne iple çekiyorum. Dört duvar arasında, elime aldığım hokkası tükenmek üzere olan kalemle bir çare duygularımı yazıyorum sana. Meğer ne zormuş aşk, meğer ne zormuş aşık olmak, bir devrimci olmaktan, bir komutan olmaktan, yüreği pek bir asker olmaktan daha zormuş aşk. Ona imkansız olması mı yoksa yüreğinin yanık olması mı güzel kılıyor hiç bilmiyorum. Lakin tek bildiğim bir doğru var o da hala seni sevdiğim. Soğuk bir kış günü başlayan harbin içinde sıcacık kalbinle sevdim seni, karanlığın içinden siluet olup bana yürüyüşünü sevdim. Dünyayı devrimle değiştireceğime inanırdım. Dünyayı yüreği pek, maraz bir komutan olarak değiştireceğime inanırdım. Senin gönlündeki sanat dolu kitaplığa dokunana kadar. Ruhuma iyi gelmiştin sen, yarım kalan ruhumu tamamlamıştın sanki aşk bana ruhumun yarım olduğunu ve bunu senin tamamladığına inandırmıştı Erva. Rauf. Rauf, Paloma ninenin sesiyle kaldırdım bakışlarımı yazdığım yazıdan. Buyur Paloma nine. Neyin var yavrum senin böyle? Hiddetle yazıyorsun, seslendim sana, duymadın. Kederli bakışlarımı Paloma nineden kaçırdım. Erva'ya. Erva'ya mektup yazıyorum, elbet ondan gelecektir bana da birkaç kelam satırlar. Buğulu gözlerim, yeniden önümdeki yarısı boş kağıda kaydı. Çorba yapmıştım, sıcak sıcak yer misin? Dudaklarım istemsizce kıvrıldı. Hay! Hayır yiyemem Paloma nine, pek iştahım yok teşekkürler. Pamu andıran beyaz saçları omuzlarına dökülürken, acınası gözlerle beni izledi ve gür, dalgalı siyah saçlarımı titreyen parmaklarıyla okşadı. Yapma böyle yavrum, kederden bir deri bir kemik kaldın. Sessiz kaldım, buğulu sesine karşılık vermemiştim, bütün hızımla sana yazmaya devam ettim. Sana yazdığım her cümlede rahatlıyordum, sana derdimi anlatmak bana çok iyi geliyordu. Akşehir'e bahar geliyor, biliyor musun? Açların dalları yeşerdi, kirazlar olmaya başladı. Her şeyden biraz sen eksiksin, hiç olmadığı kadar. Üçüncü gün akşam biterken, ay yeniden gökyüzündeki yerini almıştı. Dar ve kasvetli sokaklar her şeye rağmen özgürlüğünü haykırıyordu. Romanımı bu küçük pencerenin ardında bitirmeye çalışırken, ay kasvetli ve huzurlu huzmeleri daktilomun üstüne perde perde düşüyordu. Bak işte, akşam ezanı da okunuyor. İplikçi camiden duyulan ses, kulaklarımı beslerken, Arasta çarşısında kavrulan tahin helvasının kokusu yer yer pencereden dışarıya çıktığım zaman burnuma çalınıyordu. Hiçbir şeyin tadı yok, hiçbir şeyin neşesi yok. Öylece yitirmişim kendimi, ruhsuz bir beden gibi dolaşıyorum etrafta. Aşk ne zormuş meğer, bir harpten daha korkunç ve daha acımasızmış. Ne uzak söyleyeceklerim ne de yakın, ortasından yazıyorum sana aşkın.